söyledim. Şimdi mealde Bakara suresinin 146. ayetine bir anlam vermiş. Ellezine ateynahumul kitabe yarifunehu kema yarifune ebnahum. Kendilerine bu geçmişte vahye muhatap kıldığımız bu tırnak içinde Yahudiler onu öz oğullarını tanır bilir gibi tanırlar. Şimdi sorun şu, onu, o kim? Şimdi şuradan bir internete gidin, bütün mealleri açın. Onu eşittir Muhammed'i. Bazıları açıktan Muhammed'i yazıyor. Bazıları onu diyor, Muhammed diyor. Apostrof koyuyor. Apostrof koyuyor. Bense bunlar bu Beyt-i Haram'ın galibu beladan beri neredeyse kıblegah olduğunu gayet iyi bilir. Ya hocam bu nereden çıktı? Bunu bana kendi doktora dersinde öğrencilerim bile böyle yumuşak üslupla hocam bu nereden çıkıyor falan. İkna edemiyorsunuz. Sonra baktım birine dedim ki şu kaynakları bir indirelim bakalım tarihi sıralamaya göre. İndirdik. Elimizde en eski tefsir kim? Tam tefsir Mukatil. Mukatil. Açtık. Mukatil tek yorum. El Beytül Haram. Bitti. Bitti. Konu kapandı. İndir 310 Taberi indir. İndirdik. Taberi'de 5-6 tane sahabe tabiim var. Altısı da ittifakla Kabe. Beytül Haram. İkinci yorum gene yok. Bir asır geçiyor. Derken 450'lerde Maverdi'ye bakıyoruz. Fihi kavlan oluyor. Yorum ürede hocam. Ancak henüz Kabe otoritesi birinci sırada Muhammed ikiye girmiş. Bu zamir Muhammed'e de gider. Bir asır geçiyor. Yarım asır. Tamam. İbnül Cevzi 502. Bakıyoruz Muhammed yukarı çıkıyor. Kabe gidiyor. Kabe aşağıya iniyor. İki asır sonra kaynağa bakıyoruz. Kabe yorumu bertaraf oluyor. Uçmuş. Ve ondan sonra hiç yok. Hiç yok. Artık bitti.